varmış bir yokmuş. Bir zamanlar köylerden birinde çok zengin ama bu zenginliği başkalarının acısı ve sefaleti üzerine kurmuş bir bey varmış. Kurak geçen bir yazın ardından bir sonraki yılın darlık içinde geçeceğini tahmin ettiği için çevresindeki bütün köylerin ürünlerini toplamış. Büyük ambarına çavdarları çuval çuval yığıp beklemeye başlamış. Düşündüğü gibi de olmuş. Bir sonraki sene büyük bir kıtlık baş göstermiş. İnsanlar artık kilerlerinde ekmek yapacak kadar çavdar unu bile kalmayınca bu beye gitmişler ve çuvalını bir altına sattıkları kendi çavdarlarını kilosu bir gümüşe geri almaya başlamışlar. Yoksul bir köylü zar zor bir araya getirdiği gümüşle beyin yanına gitmiş. Ama bey şöyle demiş: "Çavdar pahalılaştı, zam geldi. Kilosu artık bir gümüş değil, iki gümüş." Köylü üzülerek evine dönmüş. Bir iki eşya satmış, sonra tekrar beyin yanına gitmiş. "Geç kaldın yine, ortalık ateş pahası. Çavdar çok kıymetli oldu. Senin ardından kilosu dört gümüşe çıktı," demiş. Köylünün evinde satacak hiçbir şeyi kalmamış artık. Beyin evinden çıkarken evde kendini aç bekleyen çocukları aklına gelmiş. Eli boş eve gidemeyeceğini düşünmüş. Biraz durup düşünmek istemiş. Bir ağacın dibine gelmiş ve ağacın dibindeki büyük taşı dalın altına gölgeye doğru çekmeye çalışmış. Taş oldukça ağırmış. Yerinden zor oynatmış. Ama taş kalkınca bir de ne görsün? Ağacın dibinde ağzına kadar altın ve gümüş dolu bir çukur varmış. Eski çağlardan kalma bir define bulduğunu sanan yoksul köylü hemen bütün altınları heybesine doldurmuş. Ve hemen beyin yanına geri dönüp bahçede bulduğu paraların birazını vererek ambardaki çavdarların hepsini satın almış. Sonra da bunları tüm köy halkına dağıtmış. İyi bir iş yaptığını düşünen bey, köylüden aldığı altınları büyük taşın altındaki gizli yerine koymak için bahçeye çıkmış. Ama hazinesini gömdüğü çukurun biri tarafından bulunmuş olduğunu, bütün paralarının götürüldüğünü görünce cimri yüreği dayanamamış ve ağacın dibine düşüp bayılmış. Bencil ve açgözlü insanların sonu hep böyledir. Altınlarını ve yiyeceklerini sadece kendine saklamak yerine köylülerle paylaşsaydı çok daha mutlu bir hayatı olabilirdi bu beyin.